Ben Semiray, bugün sizlere çok sağlıklı bir kurabiye tarifi vereceğim. Unsuz, şekersiz, yulaflı kurabiye yapacağım. O zaman kurabiyemizin yapımına geçelim. Yulaflı kurabiye için gerekli malzemeler 3 adet yerli muz. Eğer büyük samuzunuz 1 adet kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1,5 su bardağı yulaf, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz, 2 çorba kaşığı damla çikolata, 4 adet kuru kayısı. Kurabiyem için ilk olarak bir tane yumurtam var. Onu şöyle bir çatalda önce çırpıyorum. Yumurtamı çırptım. Şimdi muzlarım var. Muzların böyle olgun olması önemli. Lezzetinin güzel çıkması için. Onları şöyle çatalla eziyorum. Muzumu da güzelce ezdim. Şimdi içine malzemelerimi ekliyorum. Şöyle damla çikolata kullanacağım. Kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunlar tat verecek. Bunlar yerine birazcık az kullanıp bal da kullanabilirsiniz. Çikolata isteğe bağlı. Benim gibi çikolata seviyorsanız kullanın derim. Bol cevizle. Şimdi yulafımı dökeceğim. Şöyle. Önce bir yarım bardağımı dökeyim. Bu büyük bir bardak çünkü 300 ml bardak. 1,5 bardak yani normal bardakta 1,5 bardak yulaf kullandım. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Kıvamını göreceğim önce. Kıvamı gayet güzel oldu. İçine tarçın, kakao da kullanabilirsiniz. Ben birazcık yumuşatıyorum. Ama bu şekilde de pişiriliyor. Şöyle üzerine yarım bardak kadar ılık süt gezdiriyorum. Şimdi böyle bir daha bir lapa oluyor. Bunu böyle birazcık dinlendiriyorum. Yulaflar şişiyor. Birazcık bekleteceğim yulafların sütün içerisinde yumuşasınlar diye. Ama şu kalan yulafımı da ziyan etmeyeyim. Çünkü başka yulafım kalmadı evde. Onu da ekleyeyim. Kaldırır çünkü. Biraz daha süt ekleyelim. Sütün hepsini eklemiş olurum hatta. Zaten şimdi bekleyince süt çekiyor. Yulaflar daha böyle şişik hale geliyor. Şöyle kıvamı daha güzel oldu böyle. Şimdi biraz bekleyelim. Yulaflar yumuşasın ve şişsinler. Şimdi yulaflı karışımlarımı şöyle yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinin üzerine bırakıyorum kaşıkla. Şu şekilde, o zaten kendini toparlıyor pişerken. Ne kadar seviyorsanız büyüklüğünü o kadar yapın. Bu birazcık daha sanki büyük daha güzel oluyor. Şöyle yuvarlak yapın, uzun yapın. Karar sizin. Bu şekilde kaşıkla bırakıyorum. Şöyle son kalan harcımı da diğer kurabiyemin üzerine koydum. Görüyorsunuz 3-6-9 tane kurabiyem çıktı bu büyüklüklerde. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir 15-20 dakika pişireceğim. Bugün sizlere yulaflı kurabiye tarifi verdim. Özellikle gün içinde kan şekerini düşünce böyle canım tatlı istiyor. Hemen bu kurabiyeden bir tane yiyorum. Bütün şeker ihtiyacımı karşılıyor. İçinde yağ yok, un yok, şeker yok. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.